Biz buraya Bahçeli'nin memleketine geldik. Ne düşünüyorsunuz diye sormaya geldik. Şimdi Bahçeli deyince sinirlerim tepeme çıkıyor. Hiç de adını sorma. Şimdi hakaret ederim, şey yaparım. Memleketlisi de, dahası da, dahası da, dahası da. Bahçeli'nin memleketi diye bir memleket yok. Yani iktidar değişikliği istiyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Hem de yarından derken. Yarından derken, evet. Peki Bahçeli burada oy kaybetti mi? Korkunç kaybetti hem de. Benim çok eski MHP'li arkadaşlarım var. Kimle otursam asla biz bu adamı mı destekledik diyorlar hem de. Peki gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce söz almak isteyen sayın değerli varsa söz verelim. Ben söz alayım. Buyurun efendim. Sosyal medyada çıkan bir haberle ilgili arkadaşlarımdan, Sayın Devlet Bahçeli'den, Bey'den özür diliyorum. Yanlış bir anlaşılma olduğundan eminim. Çünkü önündeki şeyler kesilmiş onun, benim konuşmalarım. Özellikle de kamuoyundan ve buradaki MHP'li arkadaşlarımdan, hepinizden çok özür diliyorum. Maksatını aşan bir konuşma olmuş. Öyle anlaşıldı kamuoyunda. Özür diliyorum arkadaşlar hepinizden. O anda bazı nedenlerden de moralim çok bozuktu. Ben tekrar özür diliyorum hepinizden. Hepiniz mesai arkadaşımsınız, geçmiş yeni herkes, hep özür diliyorum.